Altta kalacağız artık. Evet, gözlüğüm mesaisi bitti. Bu arada bu araziyi de Hazreti Meryem'in vefat ettiği rivayet edilen yerin arasında Sultan Abdülhamit Han'ın arazisi. Dormuşsun yani Hazreti Meryem'in... Dormuşsun. Hagiyasiyen dormuşsun evi işte burası. Tamam işte o yüzden Almanların yaptığı kilisenin olduğu yer değil mi o? İşte Sultan Abdülhamit Han aldığı üç araziler... Şey, Velhaman, ikinci Velhaman. Abla sol. Bir dostlar, şu anda bulunduğumuz yer, beni duyuyorsunuz, aynı zamanda beni dinleyin. Hazreti İsa Aleyhisselam, kendisi Yahuda İskavrot tarafından ihanet ile Romalılara ihbar edilmeden önce İsa Aleyhisselam havarilerini topluyor ve şimdi gideceğimiz odanın olduğu yerde onlarla görüşüyor. Sözde nasihatlerini, vaazlarını ifade ediyor ve bu masada bulunan bir kişi beni ihanet ederek Romalılara teslim edecek diyor. O arada Yahuda da orada. Ve gerçekten de bu olay gerçekleşiyor. Bu olayın gerçekleştiği, hatta sonraları Leonardo da Vinci'nin birçok kilisede bazen televizyon filmlerinde görmüş olduğunuz masanın başının ortasında İsa Aleyhisselam sözde. Sağda ve solda havariden olduğu, yemeğin gerçekleştiği yer burası. Tabi ecdat döneminde burada Davud Aleyhisselam'ın makamı sebebiyle Yahudiler burası bizim diyor. İsa Aleyhisselam'ın son yemeği sebebiyle Hristiyanlar bizim diyor. Bizim ecdat da burayı direkt bir mescidi haline çevirerek tartışmanın önüne geçmiş oluyor. Sulh adına tabii ki. Ve böylece barış gerçekleşiyor. Yine buradaki bahsedilen sofrayla alakalı konuyu Maide suresinden de bileceksiniz. Maide suresinin ismi neden geliyor? Maide. Sofra demek değil mi? Çok kalabalık ayin falan da yapıyorlar burada gruplar. O yüzden gözünüz bende ve Mehmet Hoca'da olsun. Sol tarafa doğru gidiyoruz. Beni takip ediyorsunuz. Biraz daha geçiyorum. Şurada mı? Evet. Buraya doğru geliyorsunuz. Sol tarafa doğru. Pardon. Sorry. Sol tarafa doğru geliyorsunuz. Elimle kaldırdım. Evet, elini kaldırdım Mehmet Öle tabelaya. Bu odamın odası. İsa Aleyhisselam havarileriyle son yediği izahidir. Herkese bir rahat geliyor. Hocam anlaşılıyor mu? Bu kitaptan da buranın ecdadın elinde ilgili. Ruhsal desenlerin nasıl ifade gerektiğini görüyoruz. Yahudular ilk yanıtları gitti tabii ki. Orası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu hadiselerini Maide Suresi, Sofra Suresi burayı çağrıştırır ama benim buraya her geldiğimde aklıma en çok gelen şey Hazreti İsa'nın havarilerine işte Esri Matla'da ve Yohanna'da anlattığı üzere ben gitmezsem kutsal ruh gelmez dedi, Ahmet gelmez dedi. Peygamberi şey, Kale Ersefü Merve'ye ben İsrail'e indi Resulullah Aleyküm Müsat Kumalli Mülü Musat Tekalleme Beyne Yedeyim Nefrabat ve Beşran ve Resulü Mekarcis bu Ahmet. İsa Aleyhisselam diyor ki İsrailoğullarına, ben size benden önce gelen Tevrat'ı tasdikleyici, benden sonra gelecek ismi Ahmet isimli olan bir elçiyi müjdeleyici olarak geldim diye sözünü burada söylüyor Saf Suresi'nin ayeti. Bu anlamda çok önemliydi. Çünkü Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla يَعْلِفُونَ اَبْنَاهُمْ kendi öz çocuklarını tanır gibi... Hacı abla önümü kapatmazsanız sen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlar. Kur'an'da çeşitli ayetleri görüyoruz. Tevrat'ta da hala da geçer. Ama bunu söylediğimiz zaman Yahudilere diyorlar ki bu bizim beklediğimiz Mesih'i tarif ediyor derler. Yani sen beklediğin Mesih Mekke'den mi gelecek? Tevrat'ın da Paran dağlarını anlatıyor. İncil'deki bahsetmiş olduğun kişi yine İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarından gelecek. Çünkü İbrahim iki çocuğu var zaten. İshak Aleyhisselam'dan gelenler ve İsmail'den gelenler. Ve İsmail'den gelecek seçkin Mesih yapmış diyor. Ve o da bahsettiğim üzere Peygamber Aleyhisselam'a denk geliyor. Ama dediğim gibi ön yargıyı kırmayan, bilgiyi sorgulamayan bir anlayış mevlüt olanın tekrarını yapmaktan başka bir şey yerine getirmeyecektir. İsa Aleyhisselam varsa gerçekten de burada sofrasını burada kurulmuşsa, burada toplantısını yapmışsa gerçekleşmiş olan alan burası. Ecdat burayı tanzim ederek muhafaza etmiş. İşte İsa Aleyhisselam böyle son yemeklerini noktalara karşısında giremiyoruz değil mi hocam? Giremiyoruz. Dediğim gibi Kur'an'da Maide suresinde İsa Aleyhisselam mucizelerini gösterdiği noktalarını da bir nokta olarak hatırlatabilirsiniz. Peygamberimizin müjdeleyeceği Saf suresinin ayetini hatırlayarak söyleyebilirsiniz.
ve kendisini öldürmek için plan yapan, Romalılarla işbirliği yapan havarilerinden Yahuda'nın kendisinin gözünün içine baka baka beni bu masadan birisi ihbar edecek, Romalılara verecek dediğini duyduğu halde bize vazgeçmeyip de vermesinin onu nasıl iletişime getirdiğini. Şimdi düşünün, ne yapıyor? İsa diyor ki aleyhisselam, bu sofrada birisi zaten 12 kişisiniz, beni birisi ihbar edecek diyor. Tövbe edip geri adım asa adam kurtulacak mı? Kurtulacak. Tövbe etmiyor. Yani Çin Bizans liralarını, Roma paralarının altınları düşünüyor. İhbar ediyor. Allah ne yapıyor? Onun suretini değiştiriyor. Adam şu Via Dolorosa'dan giderken bağıra çağıra her düştüğünde ben İsa derim ya bağırsa da kimse takmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle onun suretini İsa Aleyhisselam'a çevirdi. İhbar ettiği kişi kendi oldu böylece. O yüzden Mekara ve Mekrahum İnallah. Evet. Mekaru ve Mekarullah Vallahu Khairul Makirin. Kendi tuzağı. Herkes plan yapar. Planların üzerine plan yapar. Ama planları tuzla almak en değerlisi Allah'tır. Hadi buyurun. Bizan Hocam neredesiniz? Bizan Hocam şeyleri topluyoruz. Yok, burası kılınmıyor. Eskiden kılınıyordu. Hadi buyurun. Burada Davut Peygamberi. Yok, İsa Aleyhisselam'ı. Bircan Hoca nerede? Hocam. Hadi. Sol taraftan gidelim. Evet. Excuse me.